Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümde daha karşınızdayım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet transfer dönemi başladı Şu ana kadar oldukça önemli transferler yaptık. Almak isteyip alamadığımız oyuncular da oldu. Çağlar Söyüncü tabii ki bunların en önemlisi. Ardından Merih Demiral'ı almak istedik ama ne yazık ki o da gelmek istemiyor. Şimdi bizim için transfer dönemi daha yeni başlıyor. Bu arada Abdülkadir'in transferini oldukça beğenmiş yönetim. Kadromuz bu şekilde. Miranda, Eray, Alex, Nilton. Belki buraya bir kiralık oyuncu olabilir daha iyi bir seviyede ama ben Ocak ayına kadar Eray ile gayet rahat bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Tabii yede yedek oyuncuya bir takviye yapacağız. Lucas Felipe, Florian Gökteniz, Abdülkadir Yusuf, Baresi, Luizinho. Şimdi göndermek istediğimiz oyunculardan başlayalım. Florian bizim için çok kıymetli bir oyuncu. Çünkü gerçekten e, yolun başının hemen hemen başından beri bizimle birlikte. Kaçıncı sezon olmuş? Dördüncü sezonu olmuş ve çok uzun zamanda 4 yıldız, net 5 yıldız olabilecek bir oyuncu olarak gözüküyordu ama artık şu an 3 e, yıldız, net maksimum 3.5 yıldız olabilecek bir oyuncu ve performansı açıkçası umduğumuz kadar iyi değil. Hem Mikael'in performansından memnun değildim geçen sene. Hem de Floria'nın performansında. 2 gol 2 asisti var toplamda. 6.9'lukta bir ortalaması var. Şimdi rapora baktığımız zaman bir defa önemli maçları sevmemesi ve istikrarsız bir oyuncu olması gerçekten bizim için büyük bir sıkıntı. İleride biraz daha gelişim gösterebiliyor ama bu saatten sonra artık çok fazla ciddi bir gelişim beklemek doğru olmaz. Çok önemli oyun karakterleri de ekledik aslında ama... Ona rağmen istikrarsızlığı ve büyük maçları sevmemesi bizim için çok önemli bir problem. Çünkü bundan sonra artık Şampiyonlar Ligi'nde yarışmaya çalışan bir e, Türk gücü oluşturmak istiyoruz. Aslında bu kadar e, sene vakit geçirmiş oyuncuları göndermek istemiyorum ama oynatmadıktan sonra 22 yaşındaki bir oyuncunun önünü kesmek de bana acımasızlık geliyor. Oyn e, oynayabileceği bir takıma gitmesi bence her iki taraf için de en mantıklısı diye düşünüyorum. Kulüpler öner diyelim. Takımdan ayrılmaya ikna et diyelim. Ne diyelim? Biraz kaynak yaratmak desek biraz ayıp olacak bence. Bu bence en mantıklısı. Başkasından duyma istedim. Seni kulüplere önermeyi düşünüyorum. Bir oyuncu olarak gelişimin başka kulüpte daha iyi olacaktır. O yüzden bunu olumsuz bir şey olarak algılama lütfen diyorum. Kesinlikle katılmıyorum dedi. Tehdit edeyim mi? İkna etmeye çalışayım mı? Bence tehdit edeyim artık. Avucumu yumruklamamız zamanı geldi. arada sana saygı göstermeye çalıştım. Ancak transfer planlarıma köstek olmana izin veremem. Kulüpte bir geleceğin yok ve bu transfer engel olursan altyapıyla antrenmana çıkarsınız. Vay be. Bana böyle davrandığınıza inanamıyorum. Beni buradan yollamak için yapabileceğiniz her şeyi yapıyor musunuz gibi hissediyorum ve bundan hiç memnun değilim. Yapacak bir şey yok Florian. Çünkü böyle atar gider yapmadığın zaman bu sefer takım beğenmiyorlar. Bu sene öyle bir durum var. Fıstık gibi teklifler geliyor. Görüşme konusunda isteksiz. İşte onu beğenmedim, bunu beğenmedim. 5 tane takım teklif yapıyor. Bir tanesini beğenirse diye dua ediyorsun. Beğendiği takım da genellikle en az teklif veren takım oluyor. Şimdi... 10 milyon euro olabilirsek bence bizim için iyi bir transfer olur. Çünkü şu an transfer değeri zaten 3.8 milyon euro. Florian'a güle güle diyeceğiz. Peki yerine kim gelecek? Tabii ki yanlış oldu. 2R ile Veratti. Evet, Marco Veratti. 32 yaşında zihinsel efsane gibi gözüküyor. Bir tek topsuz alanı muhtemelen 13 veya 14 civardır ama vizyon var, takım oyunu, soğukkanlılık, ön sez, özel yetenek, teknik harika. Fizik 9-9 yani çok iyi de değil ama çok kötü de değil. 32 yaşındaki oyuncunun aslında fiziksel olarak biraz daha diri olmasını beklerdim ama şu an 3,5 yıldız gözüküyor. Bizim için bu geçiş döneminde çok iyi bir oyuncu olacaktır. Özellikle Messi'yi orta sahaya koyduktan sonra aldığım performans göz önüne alınınca Verat bence oraya çok güzel olacak. Normalde orta saha oyuncularını pek fiziksel olarak zayıf oyunculardan kurmak istemem. Bu tür oyuncuları ofansif orta saha falan olduğu zaman almak isterim ama Messi orada çok güzel işler yaptı. Bence Verratti de güzel işler yapacak. Defansif oyun kurucu olarak oynamak istiyor. Tamam. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Kaptanlığı çıkar. Dil kursu tamam. Antonio ekibini çıkar. 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 Gelecek mi acaba? Bayağı istekli diyor ama. Veratti sizinle sözleşme görüşmesi yapma konusunda aşırı istekli. Sonunda bizi tercih eden birisini bulduk ya. Gel aslanım. 5 milyon euro. 2 yıl yapayım mı? 34. Gerçi fiziksel olarak gelecek sezonuna kadar muhtemelen bitik hale gelir ama. Hadi biz yine 2 sene yapalım. Bence sezon sonu zaten şey olacak. Hadi bir sene kararsız kaldım Bir sene yapalım. Primleri ekleyelim. Şampiyonlar Ligi. Bundesliga. Hadi iki sene yapayım. Şu an var ya 10 defa fikrimi değiştirdim. 125 asist primi verelim. Şimdi bir taraftan acaba umduğumuz performansı gösteremezse yük olur mu diye korkuyorum. Bir taraftan da takımı sırtlayan bir oyuncu olursa Messi gibi boşu boşuna e, elimizden kaçırır mıyız? Erken emekli olur mu diye korkuyorum. Bir de gol bonusu vereceğim. Şunu da 60 yapalım. İkisi de 15'e çıkarsa artık bence gayet güzel olur. Bir de 120 verelim. Temsilci komisyonu 100 bini verelim. Bu işi uzatma. Evet. Bir senelik istiyormuş zaten. 4.2 diyelim. Anlaşalım. Marco Veratti hayırlı uğurlu olsun. Şimdi. Transferler yalnızca bunlarla bitmiyor. Denemeye çağırdığım oyuncular var. Bir tanesi Xavier Mbuyamba. Valla az takım oyuncusu olur mu pek zannetmiyorum ama çok iyi bir yedek olacak gibi gözüküyor. Mbuyamba'yı yedeğe koyabiliriz. Benjamin Mendy sol tarafa çok önemli bir transfer. Kesinlikle bir an önce kadroya katmamız lazım kendisini bunları denemeye çağırdım ki biraz daha şeylerde maaşlarda daha az istesin diye. E, Veratti'yi denemeye çağırmadım. Çünkü başka takımlar da teklif yapmış. Şunu hemen belirteyim. Ufak bir tüy olsun. Başka takımlar teklif yaptıysa ve siz denemeye çağırıyorsanız genellikle size denemeye gelmektense başka takımlara gitmeyi tercih ediyorlar. Özellikle yıldız oyuncular denemeyi hiç sevmiyorlar. Bu da aklınızda bulunsun. Şöyle bir başlamış olalım. Bakalım transfer dönemi bize neler getirecek. Floria'na oldukça fazla teklif geldi. Hamburg'un teklifi bayağı iyi gözüküyor. Evet, Floria'nın tercih ettiği kulüp burada 4.2 vermiş. Şöyle bir bakalım ilk önce bunu ikna etmeye çalışacağız. 10 milyon euro verirse güzel olur. 5 milyon euro dedim. Tamam. Hatta şunu alta diyelim 4 olsun. Onu da zorlamasın fazla. 5 nakit 5 taksitle alabiliyor muyuz? Vallahi kabul etti. Güzel. Gitmek istediği kulübü kabul etmesi bizim için çok büyük avantaj. Şimdi diğerlerine de bakacağız. Nakit onu alabiliyor muyuz? Bir de ona bakalım. Vallahi nakit onu da aldık. Nakit ona giderse bizim için daha iyi olur. En azından kasayı biraz doldururuz. Bu da tamam. Bundan sonra nakit vermeyenleri de boş verelim. Bu da tamam. Vallahi biraz daha belki 15'e de zorlayabilirdik ama. Şu an bir 10 milyon gelsin bize yeter. Şaka maka ciddi paralar harcadık yine. Tabii şampiyonlar ligi gelirleri falan da gelecek. O yüzden biraz daha rahatız ama. Son olarak şunu da 10 yaptım. 5 5 Bu vermeyecek herhalde ya. Vallahi verdi yola geldi. Tamam. Şimdi Florian meselesi halloldu. Diğer oyuncuların denemeye gelmesini bekleyeceğiz. Hemen Benjamin Mendy ile başlayalım. Çünkü Benjamin'i kulübe dahil edebilirsek Kelly'i gönderebileceğiz. Oradan da ufak bir bonservis bedeli alabiliriz. Yedek veya rotasyon yapabiliyor muyuz? rotasyonu kabul etti ama başka takımlar yazılırsa biraz sıkıntı olabilir. Yine de bu sefer çok fazla şey yapamıyorum diye sıkıntı yaşamayalım. Süre alamıyorum diye sıkıntı yaşamayalım. 1.2 falan yapsak yeter herhalde. i̇leride gelişmesi zor gibi gözüküyor. Çok fazla bir şey vermeyeceğim. Temsilci komisyonuna hadi 130 bin yapalım. İşi çabucak bitirsin. 3 senelik bence gayet iyi bir anlaşma. Zaten 33'ten sonra da verim alabileceğimizi zannetmiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İlgilenen var mı? İlgilenen de yok. Güzel. Şimdi Xavier. Xavier'le ilgilenen takımlar onunla da yok. Hadi bakalım. Rotasyon oyuncusu diyor. Pasör stoper. Biz yedek diyelim bunu. Tamam, pasör stoper oynasın. Ya ne atarlıymışsın bir pazarlık sünnettir bir pazarlık yapalım ya ooo bayağı güzelmiş 250 bin eurodan yedek stoper fena da gözükmüyor 200 bin euroya ser kendini aslanım bence çok da mezarcılık yapmayalım ya ondan sonra 6 ay sonra yeni sözleşme diye gelecek al 5 senelik tamam al 5 senelik insanlık gör 28'ine kadar takıl tamam bunları da hallettik. Yolumuza devam ediyoruz. Felix yeni bir sözleşme istiyor. Felix yeni sözleşme verip vermeme konusunda kararsızım. Şu an aldığım maaş gerçekten fena değil. 1.4 milyon euro. 2 milyon eurolar civarı isteyecek herhalde. O paraları da eder mi? Zannetmiyorum. Yani Gökdeniz'e 2.2 verdikten sonra Felix'e o kadar vermenin bir mantığı yok. Şunu da düşünüyorum. Şimdi Abdülkadir 4-2-3-1'de. Offensive Sport'a sağ oynayacak. Ama biz devamlı 4-2-3-1 oynamayacağız. 4-1-2-3 oynayacağımız, 4-4-2 ma oynayacağımız maçlar da gelecek. Öyle olduğu zaman Abdülkadir Gökdeniz'in yedeği de olur. Ya da Gökdeniz'i oynatırız, Abdülkadir'i oynat, oynatmayız. Batista her iki tarafta oynayabildiği için o da bir seçenek. Dolayısıyla bence Felix çok maaş istiyorsa onu göndermek en mantıklısı. Konuşmadan önce bir yoklayacağım ne kadar istiyor. İlk 11 oyuncusu olmak istiyor. 2.7. Hayatta vermem. Dünya yanıyor deseler vermem. Görüşürüz aslında. Raporunda ne diyor? İstikrarsız bir oyuncu. Aslında Allah var. Geçen sene gayet iyi bir performans sergiledi ilk senesinde. Ama ya yani biz bu paraları düşünmüyoruz açıkçası. Vallahi Gerif Teze taktı. Gerif Teze taktıysa Bizlik şimdilik bir sıkıntı yok. Ama gönderip oradan da bir e, bonservis elde etmek bizim için mantıklı olabilir. Bakalım. Bir değerlendirelim. Merih Demiral konusunda gelişmeler var. Atletico Madrid'in teklifi reddedildi. Bizim için çok önemli. Ama Roma'nın teklifi kabul edildi. Bence Merih Demiral Juventus'u bırakıp Roma'ya gitmek istemeyebilir. Ondan dolayı biraz umutluyum. Ama ne yazık ki hala e, bize gelmek istemiyor. Ben hemen bir sallo yaptım oracıkta. Ahmet Kutucu'ya basına haber çıkar dedim. Ahmet Kutucu Türk gücünün Melih Demiral'ı almasını istiyor diye bir haber çıktı. Bakalım inşallah etkili olur. Gözlemci ekibimizi geliştirmeye devam ediyoruz. David Palayas artık yeni gözlemcimiz olacak. Şöyle bir bakalım. 19-17 hayırlı uğurlu olsun camiamıza. Bir tane daha gözlemciyle anlaşmak istiyordum. 2019 özellikleri çok iyiydi ama yeni bir sözleşme imza atmış. Biraz daha geçsin tekrar teklif yaparız. 84 bin euroya zaten kalması çok mümkün değil. Evet. Stoper'de 7 oyuncu hallettik. Xavier Muyamba. Bakalım nasıl bir performans gösterecek. Yedekte güven verecek mi hep birlikte göreceğiz. En azından bir sezon oynatır elden çıkartırız diye düşünüyorum. Ve bir tane de kondisyon antrenörüyle ile anlaştık. Gençlerle çalışma 16, 17, 18, 13, 18, 19. Şu an e, kondisyonda yük gördüğünüz üzere ağır. O yükü biraz daha hafifletmemiz lazımdı. Valeri'nin satışından 250 bin euro aldık. Bereket versin. Nilton e, sevindirici bir şekilde gelişmeye devam ediyor. Aslında satılık listesinde item var. Fena bir oyuncu değil. Ayar tarzında... 3 bölgede de oynayabilen bir oyuncu. Aslında tam ihtiyacımız olan tarzda bir isim ama Merih varken Merih'i beklememiz lazım. Bir de maaşı biraz çok yüksek. 5 milyon euroları hak edecek bir oyuncu mu emin değilim. Bana pek hak ediyormuş gibi gelmiyor açıkçası. Oo, transfer döneminde yine bombayı Bayern Münih patlatmış. 100 milyon euroyu PSG'ye gitmiş İhat Deren. Kaç sezon oynadı? 3 sezon 48 milyon euro alıp 100 milyona yalnız var ya Bayern bu işleri çok iyi yapıyor. İşte bu işleri iyi yapabiliyorsa birlikteki takım ondan sonra çekişme zaten sürekli olarak artıyor. Bakalım yerine kimleri alacaklar. Gelecek sezon da çok güzel satışlar. Şey geçmiş e, geçen sezon da çok iyi satışlar yapmıştı. Baksan abi 229 milyon euro. 200 milyon euro da çat diye harcıyor. Burada bir 100 milyon euro kazanmış. 157 kazanmış 151 harcamış. Burada yalnız bir 139 milyon euroluk ciddi bir yatırım var. Evet. Her sezon çok ciddi bir transfer geliri elde eden Bayern Münih'ten söz ediyoruz ama biz de yavaş yavaş geliyoruz. Hemen dil kursuna gönderelim. Ee, profiline bakalım. Vallahi hiç fena değil. Rotasyon oyuncusu için hiç hiç fena değil. Gayet güzel. Zorda kalırsa defansif orta sağda da oynuyor. Pasör stoper oynamak istiyor. Oynasın. Fas diyelim. Burası tamam. Hızlandırılmış dil kursu. Karşılamamızı yapalım. Süreci hızlandır. Lisans kaydını şimdi de yapabiliriz. Sonra da yapabiliriz. Sıkıntı değil. Evet. Dil kursuna gönderelim. Kondisyon antrenörümüz. Şöyle ikisine birden sokacağız. Böyle olduğu zaman 3.5-3.5 biraz iniyor ama çok fazla da kontenjan harcamasak iyi olur. Çünkü diğer bölgelerde bölgeler de muhtemelen ağır hale gelecek. Onları da ikişer ikişer yapmamız gerekecek. Ama olmazsa bir tane daha kondisyonel antrenörüyle anlaşırız. Felipe'nin ufak bir sakatlığı var. Maç öncesi olması hoş olmadı ama ters bir hareket yapmış. Neyse nazar çıktı diyelim. İlk hazırlık karşılaşmasında rakibimiz Tottenham. Şöyle transferde genel durumu bir değerlendirelim. Florian henüz gitmedi. Verat de henüz gelmedi. Mendy'ye Mendy'e başka teklifler yapıldı. O yüzden ona sonraki satıştan %50 verdim. Nasılsa sonraki satıştan para mara kazanmayacağız. 3 sene oynatıp ondan sonra zaten emekli olur diye düşünüyorum. O yüzden daha fazla maaş önermektense... %50 vermenin daha mantıklı olacağını düşündüm. İbrahim hala deli paralar istiyor. O yüzden e, İbrahim'e herhangi bir şekilde sözleşme önerme durumumuz yok. Yani 6-7 milyon euro para istiyor. Bir 6-7 milyon euro da imza parası istiyor. Nasıl bir dünya yaşıyorsa artık anlamış değiliz. Kadromuz bu şekilde. Şöyle bir çıkalım oynayalım bakalım. İnşallah keyifli bir maç olur. Özellikle Abdülkadir'in performansını merak ediyorum. Muhtemelen Felix'i satıp. O parayla bir sabek alma gibi bir düşüncem var ama... ...şu an bir transferler sonuçlansın da... ...bir ona göre önümüzü görelim. Haydi beyler. Çıkın, bütün önerlerinizi gösterin. İnşallah güzel bir karşılaşma olur. Tempo yüksek ama arada dinlenme olsun. İlk hazırlık maçı en nihayetinde. Abdülkadir sol taraftan aldı dikine. Çok güzel bir pas. Oo, Offside yoksa var ya... ...efsane başladı, efsane. Orkestra şefi dediler geldik. Bir kez daha izliyoruz. Nilton taç atışını kullandı. Yine sezonu çalışkanlığıyla başladı. Gelişimi devam ediyor. Abdülkadir'den efsane bir pas. Gökdeniz'den çok rahat bir bitiriş. Tottenham ne olduğunu anlamadı bile. Daha dakika bir gol bir santradan başladılar. Umtuti uzun bir pas. Ander. Ya Ander. Gelme ama iyi para verdiler. Ander'e kızmıyorum. Sergio sol taraftan aldı. Şimdi Ander'de top kesti içeri. Üstten dışarı çıktı. O kafayı aslında Nilton'un alması lazımdı. Biraz daha hücum ağırlıklı. Daha çok çabalamanızı bekliyorum. Evet bu başlangıç bize biraz güven verdi. Bakalım devamını getirebilecek miyiz? Zamanı oynamayı kaldıralım ya. Ondan oluyor olabilir diyeceğim. Anında sakatlık geldi. Sakatlık çıkmasın şu an yeter. Nilton taş atışını kullandı. Ömer, Serdar. Rui ve hafif bir sakatlı olduğu için iski atmak istedim. 60'da alacağım. Alex, Eray. Alex'e top tekrar. Ömer, Abdülkadir. Tekrar Ömer. Gökdeniz. Verdi fasını. Miranda. sıyrılamadı. Verdi şimdi Abdülkadir'i. Aslanım benim. Şu ikili var ya. Çok can yakacak gibi beyler. Bu ikilinin şakası yok. Ben size söyleyeyim. Bir kez daha izliyoruz. Abdülkadir, Ömer, Gökdeniz. Verdi Miranda'ya. Oyuna dahil etti Miranda'yı. Orada şansını dendi. Rakibe çarptı. Abdülkadir affetmedi. asis, karşılıklı asistleşmeler. Hadi bakalım. Karşılıklı jestler. İki oyuncunun flörtü başladı bile. Uzun bir top. Richie indirdi. Endombele. Richie verdi pasını Kane. Sambi. Richie de top tekrar. İyi bir bitiriş. Evet Nilton'un e, zihinsel özellikleri harika ama tabii sezon başı. Biraz tabii tecrübesizlik hala olabilir. Baksan, fiziği de çok iyi gelişiyor. Nilton taş atışını kullandı. Yusuf Varasi. Verdi Serdar'a. Serdar, Serdar keste. Hadi be. Gökdeniz şimdi Miranda verdi topu. Abdülkadir hadi be. Üç gelebilir de. Taç atışı bizim mi? Taç atışı bizim. Miranda. Ömer'le başladı. Güzel serildi Ömer. Nefis kesti Varasi. Aslanım benim be. İşte Türk gücü bu. Ömer'i, Yusuf'u. Ondan sonra Cima. Abdülkadir'i, Gökdeniz'i, Serdar'ı. Arkada erayı. Güzel. Böyle bir kadroyla Bundesliga şampiyonluğu elde edebilirsek bizim için daha da anlamlı olacak. Performanstan çok memnunum. Böyle devam edin aslanlarım. Çocuklar mutlu. Biraz oynadığı oyunda, oynadıkları oyundan keyif almaları lazım. Hazırlık döneminde. 60'ta çıkartıyorum. Dakika 58. Alex. Kısa fasla başladı Nilton. Aldı verdi Yusuf Barasi'ye. Yusuf iyi sıyrıldı Ömer'e. Tekrar Nilton. Yavaş yavaş 3. bölgeye yerleşti Türkücü. Nilton'dan efsane bir uzun top. Luisinho. Hadi be. Nilton'un bu topları da yalnız efsane. Tabii ki e, Luisinho'nun fiziğini de unutmamak lazım. Çok güzel koşulları var. Ömer içeri doğru kesti Gökdeniz. Şimdi Kane'de top. Yalnız var ya kaç yaşında acaba? Birkaç sene içerisinde olabilir. Lewandowski bir bakabiliriz. Ha, Lewandowski artık Bayern'de bırakır. Bu saatten sonra değişmesi zor. Şimdi değişikliklerimizi bir yapalım. Gel bakalım. İbrahim gel. Mendy gel. Ahmet, Lazaro, Lucas, Florian, Simpson, Kelly şu an e, ikna etmemiz daha önemli olduğu için evet bu ikisi biraz gariban kaldı. Tabi sabekimiz yok. Gel Kelly. Kelly'yi sağa attık mecburen. Mendi sağda oynuyor musun? Oynamıyor. Taç atışını kullanan Cesar Pellegrini şöyle bir baktı. Geri döndü. Kolibali ile yeniden oyun kuracaklar. Hatalı bir top. Felix aldı. Felix'e top tekrar. Ne yapacak? Florian kısa paslaşmalar. Ahmet uzun bir top. Sol tarafta İbrahim var. Deli olan 6 milyon euro hak ediyorum de. İbrahim zayıf bir vuruş. Şeyi kaldırıyorum. Arada sıradayı kaldırıyorum. Zaten yarım saat bir şey oynayacaklar. Taç atışı kullanıldı. Sergio, pardon Sezar'mış. Top tekrar Sezar'da. Luizinho'dan iyi bir, şey pardon Lazaro'dan iyi bir markaş. Onu topu alamadı. Kolibali geri döndü. Kaleciden uzun bir top. Minamino sağ taraftan yüklenecek Tottenham. İyi ilerlediler. Şimdi geri döndüler. Oyun kurmakta zorlanıyorlar derken uzun bir top. Diğer. Minamino. Kane. Çok zayıf bir vuruş. Köşe vuruşunu kullanan Pelegrini. içeride kimse yok. Felix'le şimdi kontrole kalkıyoruz. Ahmet var içeride. Felix sağ taraftan yardırdı. Gör koşuyor. Felix kendi gidiyor. Felix'ten tek kişilik şov. Hocam ben de buradayım dedi ama ne yapayım Felix ya. Gökdeniz ayrı coşuyor. Şey Abdülkadir ayrı coşuyor. Sana yer bulmamız biraz zor gibi aslanım. Yine de şu an kadro henüz şekillenmedi. Çok aceleci de davranmayacağım göndermek için. Aslında 40 milyon euro serbest kalması var. O fiyatları alabilecek bir oyuncu. Kelly uzun bir top isabetli değil. Şimdi kaleci de uzun oynadı. Pelegrin'den iyi bir kontrol. Keli'den sıyrılmak istedi hafif çarptı. Minamino yapasını verdi. Morata. Minamino. Minamino. Sevlemesi çok güzel bir isim. Sırf ismi için alınabilir de. Evet beyler görkemli bir başlangıç. Herhalde dört birlik skoru en iyi anlatabilecek cümle bu. Tottenham adam gibi bir şey oynamadı yani. Abdülkadir ve Gökdeniz efsane başladı. Bakalım bu işin sonu ne olacak merakla bekliyoruz. Kabus gibi bir haftayı geride bıraktık. Melih Roma'ya gitti. Bize e, gelmek istemedi. Sözleşme görüşmelerine bile başlamadım. Aynı şekilde Florian bütün teklifleri reddetti. Ben gitmeyeceğim kulüpten dedi. Oradan 10 milyon euromuzdan da olduk. Mendy'den ses yok. İbrahim hala 5-6 milyon euro istiyorum. Veratti'den hala ses yok. Yani bir anda ne olduysa şu ana kadar bütün transferleri hallederiz derken 13'üne geldik. Hiçbir transferden ses seda yok. Yumruğumuzu sıkıyoruz. Haydi beyler bütün hünerlerinizi gösterin. İyi başladık. İyi başladık. Transfer konusunda biraz sıkıntılarımız var ama fena başlamadık. Haydi bakalım indir onu Nilton. Top şimdi Alex'te. Alex verdi pasını Nilton'a. Güzel topuk. Lucas Felipe. Nilton, Abdülkadir. o efsane. Abdülkadir yardırdı. Bakkal. Nilton sol taraftan aldı. Çevir içeri. Orada kaptırdı. Top bizde mi? Bizde. Alex indirdi Ömer'e. Felipe, Ömer. Lucas. iyi bir oyuncu. Ömer, Abdülkadir. Sol tarafta boşluğu gördü. Çevir içeri. Şöyle bir baktı. Yusuf Varesi yakın direkte. Abdülkadir ah be. Direğe çarpıp dışarı çıktı. 7. dakikada tehlikeli geldi Türk gücü. Başarabilirsiniz çocuklar dedim. Biraz daha hücum ağırlıklı oynayacağız. Köşe boşunu kullanan Abdülkadir top enfes döndü. Şimdi Galan'da top sağ taraftan aldı. Alex'ten iyi bir müdahale. Dirseği de çaktı yalnız çaktırmadan şuracıkta. Akıllı ol dercesine. Nilton, Lucas Felipe, Ömer. Uzun bir top sol tarafa doğru isabetli değil. Cross. Ondan da isabetsiz bir top. Tekrar onda kaldı. Şimdi Sancho top. Uzun bir pas. Nilton. Sağ taraftan aldı topu. Alex uzaklaştırdı. Bizde kalır mı artık o top? Kalmadı. Ruben. Ondan da bir uzun top. Alex'ten de bir uzun top ey Allah'ım. Gökdeniz, Ömer, Abdülkadir. Merkezden aldı. Sol taraftan destek var. Yusuf var ya e nefis Arafaz. Yusuf'tan enfes bir bitiriş. Türk gücü bir sıfır önde. Yalnız var ya Abdül Abdülkadir oyuna nefis bir akıl koydu. Bir kez daha izleyelim. Ömer, Abdülkadir. Merkezden ilerledi. Arapas enfes. Yusuf çok iyi sıyrıldı. Zaten oralarda yakaladığı zaman affetmeyen bir oyuncu biliyorsunuz artık. Köşe vuruşunu kullanan Tony Kroos içeri doğru kesti. Alexi uzaklaştırdı. gökte. Senin topların bunlar yardır. Luizinho neredesin? Luizinho buralarda biraz çok fazla markajdan sıyrılma konusunda bir tecrübe eksikliği var sanki. Miranda. Bazunu. Uzun bir top. Nilton'da. Sol tarafta Varesi. Abdülkadir, Ömer. Tekrar Abdülkadir'de. Merkezine ilerledi. Luizinho içeride. Luizinho'yu görebilirdin orada. Bazonu. Kısa faslama mı başlayacak? Evet. Eray. Fasör stoperimiz. Hemen sağ tarafa doğru güzel servis etti. Abdülkadir aldı. Nefis sıyrıldı indi. İçinden geçe geçe. Ver Görün şunu artık ya. Burada yalnız Abdülkadir'in hatası var. Luizinho çok iyi sıyrılmıştı. Geç kaldı. Alex ama işte takım uyumu meselesi bu zamanla gelecek. Feltrek sağ taraftan aldı. Basona. Alex kafayla uzaklaştırdı. Şimdi top tekrar Abdülkadir'de. Abdülkadir önümden çekilin diyor. Ver arayı. Geri döndü Lucas Felipe. Güzel pas. Orada birbirlerine çarptı. Biraz şansın da yardımıyla. Şimdi Gökdeniz indirdi. Ömer Gökdeniz Abdülkadir sağ taraftan destek olabilir. Gökdeniz. Açı çok güzel. Yalnız var ya. Abdülkadir bilmiyorum. Messi'nin velatı olacak galiba beyler. Böyle bir oyun yok. Hakikaten büyük oynuyor. Ömer. Verdi pasını gökdenize Abdülkadir. Bir de şu şeyleri halledersek. Rotasyon oyuncularını halledersek iyi olacak. Valla Veratti gelmezse Ömer'le devam ederiz gibi ya. Şey Florian meselesini futbol direktörüne bıraktım. Ona havale ettim. 10 milyon euro istiyoruz alıcı bul bize dedim. Bakalım bulabilecek mi? Bulamazsa başka bir futbol direktörüne de artık kaymamız lazım. Çünkü genç oyuncuları transfer, transfer teklifi yapması için yetki verdim. Şu anda gelen giden yok. Evet ilk 45 dakikayı geride bıraktık. Gözlük için bir 400-500 bin euro yıllık veriyoruz ama artık öyle bir seviyeye geldi ki gözlük yetmiyor beyler. Bize alacak satacak tık tık iş, iş bitirici lazım bize. Monchi hemen yokladım ama Monchi tabii ki. Ölürümde Sevilla'yı bırakmam dedi. Şimdi İbrahim gel bir daha. Ya şeyi de biraz arka plana atıyoruz Batista'yı da. Üzülüyorum ya. Batista arka plana atılacak bir oyuncu değil. Mendi geliyorsan gel gelmiyorsan git artık. Öyle bir noktaya getirdim bizi. Maaşını da sürekli arttırıyorum arttırıyorum artık daha da fazla arttırmak da istemiyorum. Ahmet. Lazaro buradasın. Suat. Florian. Simpson. Evet İbrahim biraz dışarıda kaldı. Haydi bakalım. Bir de daha çok çabalayın diyelim madem 60'tan sonra girdiler. Sancho sol taraftan aldı. Sancho uzaktan bir şut dışarıdan. Orada güvenlik görevlisine atılmış bir top var. Sancho'nun yaptığı bir saygısızlık. Haydi beyler bir çaba görelim. Evet Mende hava topuna çıkmam diyorsun ha. Sancho açılar Vazou'nun elinden kaçırdı mı aldı? Yalnız var ya Abdülkadir ve Gökdeniz takım hakikaten seviye atlattı diyebiliriz beyler. Kelly taş atışını kullandı. Felix indirdi. Florian. Gitmeyeceğim Allah gitmeyeceğim dedi. Kelly. Tekrar Florian. Tekrar Kelly kesti. Felix'ten zayıf bir vuruş. Son 10 dakika yükleneceğiz. Neyimiz varsa ortaya koyacağız. Batista. Güzel bir müdahale Serdar'dan. Bravo Serdar. Ver arayı. Sol tarafa doğru isabetli değil. Mendi. Havadan oynadı. Lazaro. Nefis sıyrıldı. Merkeze dönmek istedi ama orada Florian'a gelmedi top. Serdar. Simpson. Florian. Tek top. Batista. Ahmet. Bıraktı şimdi. Uzun bir top. Simpson. Mendi. Tekrar Simpson. Florian Serdar Batista. Uzun bir ooo! Oo, oo! Ben böyle pas görmedim hayatımda. Ben böyle pas görmedim hayatımda. Messi'den mi öğrendi? Ne yaptı bilmiyorum. Bakın, bak, bak. <laughs> bilardo mu oynuyorsun birader? O ne biçim bir atış? Bu oyunu bilardo gibi oynar. Öyle bir oyuncu. Bravo Batista. Ya bir de şu yedeklerimiz gelse. Bir de Florian gitse. Bir önümüze baksak artık ya. Elimizi kolumuzu bağladılar bir anda. Uzun bir top. İsabetli değil. Bazunu. Dakika 85. Yüklenmek istiyor Türk gücü. Sürekli ileri gitmek isteyen bir takım. Bazunu uzun oynadı. Orada kimse yok. Hop Batista tık diye aldı. Bitir Batista aşırt. Ya süzüle süzüle. Süzüle süzüle. Bu mu Real Madrid? Real Madrid'in olabilir mi? Real Madrid'lik bir performans görmedik çünkü şu ana kadar. Beyler. Bilmiyorum. Bu sene takım başka oynuyor. Bu sene takım büyük oynuyor. Hayırlısı olsun diyelim o zaman. Çok güzel bir zafer. Ufak tefek halletmemiz gereken detaylar var. İşte bir Veratti hamlesi, bir dokunuş, bir mendi. İbrahim yola gelirse yapacağız. Elimizden geleni yapıyoruz. Ah bir de ah Çağlar, ah Merih. Ne olurdu gelseniz şuraya bir liderlik etseniz takıma. Takıma fellik fellik lider arıyorum. Size bir iyi bir de kötü haberim var. Kötü haberle başlıyorum. Mendi Benfica'ya gittim. 1.8 milyon euro önermemize rağmen Benfica'yı tercih etti. Bence o paraları etmezdi bile zaten. Yani maksimum 1.5 ideal yedek oyuncu için. Ne hali varsa görsün diyoruz. Ama Marco Verratti artık Türk gücünün bir parçası. Şöyle bir bakalım. İlk kontrol 18, pas 18, teknik 17, orta 16. Vizyon var, topsuz alan 13, 17, 18, 18, 16. Karar alma 15, Dengesi var. Hız hızlanma hala fena değil. Dayanıklılık hala fena değil. 5 milyon euro alacak. Biraz maaşta arttırdık sonradan. Ama bir sene olduğu için bizi fazla üzmez. Şu an bizi üzen tek şey Florya'nın gitmemiş olması. Onu da artık kiralık listesine koyduk. Belki en azından kiralık olarak kendisine bir kulüp bulur. Aslında az takımla görmek istiyorum Veratti'yi ama... Diğer oyuncular çok fazla oynadılar. Yedek oyuncular hiç asla başlamadı. O yüzden biraz daha şöyle başlamak istiyorum. Bir tane de sabek bulmamız lazım. Sabek işini halletmemiz lazım. Ee, şeyi satsak mı satmasak mı hala kararsızım. Sanki satsak iyi olur gibi gözüküyor. Yani Abdülkadir ve e, Göktenizi yedek olarak kullanabiliriz. Felix yine de fena bir oyuncu değil. Belki Batista'nın kiralık sözleşmesini iptal etmek lazım ama Batista da çok benim sevdiğim bir oyuncu. Yumruğumuzu sıkıyoruz. Çıkın ve bütün önerilerinizi gösterin diyoruz. Haydi bakalım. Taç atışını kullanan Mogos. Avua. Orada Lazaro alabilecek mi? Aldı. Mendy ile kontraya kalkıyoruz ama pas isabetli değil. Şimdi geriye döndü. Diaz'da topu. Dias'tan uzun bir pas. Felix'e kaldı top. Tek topla Miranda'ya bıraktı. Felix merkezden sol tarafa doğru uzun bir top. Batista'yı kontrol etti. Kelly. Sol taraftan aldı Kelly. İyi ilerledi. Çevirecek mi? Çevirdi. Felix kaleciye çarptı. Batista tamamladı. Yani kanatlarımız gerçekten harika başladı. As oyuncular bir başka oynuyor. Yedek oyuncular bambaşka oynuyor. Pardon öksürdüm. Evet. Gerçekten çok güzel bir gol. Yine iyi başladık. Yine dakika 2'de başladık. Türk gücü bu sene gerçekten çok hızlı. 64'lerdeyiz. Sücüm ağırlıklı diyorum. Daha çok çabalayın diyorum. Taç atışını kullanan Kelly. Lazaro da top. Aldı dönmeye çalıştı. Kaptırdı. Şimdi tekrar Lazaro'da. Ahmet'e gelir mi? Zıplayamadı orada Ahmet. Batista vurdu top az farklı dışarıda Verattimiz de burada. Defansif oyun kurucu değil mi? Evet. Şurada yalnız Lucas Felipe'yi şey yapmamız lazım. Merkez orta savunma. Almeida sol taraftan aldı iyi ilerledi. Muyamba orada takipteydi. Şimdi Miranda'dan nefis bir müdahale. Harika bir zamanlama. Felix kontrole kalkamadık. Biraz daha tabii yedekle başladığımız için skor olarak kısır gidiyor gibi. Avua. Uzun bir top. Andre Almeida. Derinlemesine oynamak istedi ama başarısız. Şimdi Felix'le tekrar hata kalkıyoruz. Felix sağ taraftan ilerledi. Dikine gitti. Felix çevirirse tehlikeli olacak. Müdahale yerinde. Andreal Almeida. Sol taraftan Şah'a kalktı. Sıyrılacak gibi orada bir itiş kakış hali. Miranda iyi geçti. Almeyda gitmeye devam ediyor. Luis Felipe de geçti. Almeyda. Herkesi geçti ama arada tükendi. Şu an bence tek bir eksiğimiz kaldı. O da Sabek. Bir tane Sabek kiralayıp yolumuza devam edeceğiz. Stoffer meselesinde bence Erayelik, Alex ikilisi iyi gidiyor. Ocak ayına bırakacağız. Çok fazla aceleye ihtiyacımız yok. Florian'ı satsaydık bir de üzerine Felix'i satıp çok güzel bir e, şey elde edebilirdik. Fare elde edebilirdik. Yine bir 50 milyon euroya çıkartabilirdik kasayı. 10 milyon euro da şey gelecekti. Şampiyonlar liginden. Etti 60 milyon euro. O zaman stoper konusunda biraz daha agresif olabilirdik. Bu arada Felix çok fena çaktı. Ama tabii Florian'ı satamayınca o iş biraz yalan oldu. O yüzden şöyle gideceğiz bakalım. Muyamba sol taraftan güzel bir pas. Batista aldı dikine gitti. Çok güzel pas. Felix açıda nefis vurdu. Batista. İçeri doğru kesti arka direkt. Felix'e gelmedi. De Luca, Sol taraftan iyi ilerledi De Luca. İlerlemeye devam ediyor. Orada bir müdahale Kimo. o? Veratti. Aslanım benim önünü keste. Almeida. açı dar top dışarıda. Şu ana kadar Verratti'yi pek görmedik. 60'da ama değişikliğimizi yapacağız. Mungo, Leverbe. Uzun bir top. Simpson indirdi. Batista. O da kafayla Ahmet'e gelmedi top. Ahmet sen niye böylesin Ahmet? Çalışkan forvet. Bir saldır aslanım. Deluca. Andre Almeyda sol taraftan aldı iyi ilerledi yine. Almeyda çevirirse tehlikeli olur. Miranda çok iyi uzaklaştırır top Ahmet'te kaldı bir anda. Ahmet sol taraftan iyi ilerledi. Ahmet ilerlemeye devam ediyor. Haydi Ahmet. Açı dar. Çevir. Batista. Veratti vur aslanım. Felix. Miranda. Tekrar Veratti de top. İşte buralarda bu paslar çok önemli var ya. Bir anda coşturdu. Taraftarları bir anda coşturdu. Batista içeri doğru kesti. Kim vuruyor? Lazaro da top. Abdülkadir'in gelmesiyle birlikte Lazaro biraz üçüncü plana düştü. Çünkü inanılmaz başladı. Abdülkadir hakikaten çok güzel başladı. Şu atak sonunda değişiklikleri yapacağım. Felix gö göğsüyle iyi kontrol. Veratti Lazaro vuracak. Az farklı dışarıdan. Tamam değişiklik zamanımız geldi. Luizinho. Abdülkadir. Gökdeniz. Batista yerine Yusuf. Nilton. Şey mi yapsak ya? Kelly'i sağ tarafa atsak. Miranda'ya biraz fazla yüklendik gibi yedek olmadığı için sıkıntı çıkabilir. Alex buradasın. Ömer bu maçlık oynamayacak. Suat buradasın. Evet. Kadromuz bu şekilde. İbrahim'e de teklif geldi ama ona artık 5-6 milyon euro ödemenin hiçbir manası yok bizim için. Ben o, hala o kalitede bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Mazoko, Mogos Viviani İyi pas açtılar Geri döndüler Şimdi yeniden oyun kurmaya çalışacaklar Baskı Andrea Almeida sol taraftan aldı topu Dikine ilerliyor Almeida Golü fena yedik Biraz daha tempoyu arttıracağım Kanatlara doğru oynayacağız Evet Andre da iyi bir performans sergiledi. Yüklen diyeceğiz oyunculara. Başarabilirsiniz çocuklar diyorum. Taş atışını kullanan Kelly Gökdeniz. Berfasını Veratti. Uuu. Yalnız var ya. Füzeyi çıkarttı Veratti. Şunları yapsan yeter aslanım. Başka hiçbir şey yapmana gerek yok. Dur bakayım şuraya da bir tane bek koyayım da. Florian gel. Bek oynadım deme. Oynamadım deme. Bir kez daha izleyelim. Keli Gökdeniz çaprazdan bıraktı veratti. nefis yardırdı. Hakikaten çok sert vurdu topa. İşte bu. Zaman zaman bu sürprizleri yapabilecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Güzel performans. Ömer'in zamanı geldi. Son 5 dakika ve maç sonerdi. 3-1'lik güzel bir galibiyet. Kollarımızı yukarı kaldırıyoruz, çocukları tebrik ediyoruz ama Allahım ya Rabbim ya, kiralık listesine koydum ona bile şey yapıyor. kulüpten erme düşünmüyor artık iyi. Kadroda düşünmüyoruz diyorum, satacağım diyorum, hala itildim kakıldım diyor kardeşim. Profesyonel bir yaşam bu. Oynayacağım bir takıma git yani. Üzdüm Florian. takıma bir 10 milyon getirip gitsen ne olurdu? Neyse bunca yılın hatırına çok fazla sesimizi çıkartmayacağız. Ve yolumuza devam edeceğiz. Lille'den teklif var. Lille'den teklif var. Ve artık son hazırlık maçı Juventus'la. Ondan sonra Süper Kupa maçını da oynayacağız. Ve bölümü tamamlayacağız. Bu arada isterseniz stoper diyor. Kafa vuruşu zayıf ya. Boy 1.81. Hadi bir gözlemleyelim de. Yine de çok iyi bir şey olacağını zannetmiyorum. Evet Florian meselesi bizim bütün dengemizi alt, hesaplarımızı altı üst etti. Aslında böyle olacağını bilsem şey yapardım. Eaton'ı bir sene daha kiralardım. Malo Gusto. Fena değil gibi. Bence şu ikisine bir bakalım. Evet kiralık listesinde de çok fazla bir şey yok. Bir Gusto'ya bakalım. Eton'u tekrar kiraladılar galiba. Ama Eton'u da öyle bir noktaya geldi ki hem maaşını istiyor hem oynamama halinde para istemiyor. Şey para istiyor. Öyle olduğu için biraz mantıksız oldu. Bak bizi hem maaşı sadece maaşını isteseydi bir kez daha kiralayacaktım. Bizden hem maaşını istedi hem de oynatılmadığı zaman 70 bin euro istedi. Öyle olunca vazgeçtim ben. Bir de satılık listesine bakalım. Çünkü bu oynatılmama halindeki ödemeler bize çok pahalıya mal oluyor. Neko Williams. Kiralama teklifi. Şöyle bir bakalım başka kim olabilir diye. Dani Carvajal olursa çok güzel olur yalnız var ya, oraya iyi bir tecrübe getirir. Kiralar mı ama bunun maaşı da delidir şimdi. Yani 27 bin euro aslında çok büyük mesele değil de 5-400 bizi biraz üzebilir. Serkan Hasan. Neyse artık orayı bir şekilde halledeceğiz. Ne yapalım? Bir araştırmamızı yapalım. Ona göre hareket ederiz. 4 hazırlık maçından sonra bir kupa maçı oynayacağımızı söylemiştik. Ben bunu söylerken gayet normal bir şekilde her sene yaptığımız DFP birinci tur maçı olarak diye düşündüm. Ama şu an beyler Bayern Münih ile bizim süper kupa finalimiz var. Peki bizim neden Süper Kupa finalimiz var? Ne ligi aldık, ne kupayı aldık? Çünkü Bayern Münih her ikisini birden aldı ve tabii ki Süper Kupayı kazanması için biriyle oynaması lazım. Dolayısıyla lig ikincisiyle oynuyor. Şu maç bizim için çok önemli bir maç. Tarihimiz için çok önemli bir maç çünkü ilk kupamızı alma şansımız var. Çok heyecanlıyım. Şimdi rakibimiz Juventus, Kadromuz bu şekilde. Kadro'dan şu an çok memnunum. Miranda, Eray, Alex, Nilton, Luis Felipe, Veratti, Abdülkadir, Gökdeniz, Yusuf Barasi, Luisinho. Bir tek sabek eksiğimiz var. Onu da maç sonunda çözeceğiz. Maça git diyoruz. Yumruğumuzu sıkıyoruz. Beni etkilemek için sizlere verilen bir şans dedim. Evet, stadyumumuza son bir kez bakın. Yeni stadyumun inşaatı başladı. Artık geri sayıyoruz. İki senesi var. İnşallah iki sezon sonunda yeni stadyuma kavuşacağız. Veratti. Şimdi kaptırdı Bentokur. Uzun bir top. Era için kolay bir pozisyon. Abdülkadir. Sağ tarafa nefis bir pas. Abdülkadir Gökdeniz işbirliği yine bayağı can yakacak gibi. Veratti, Luis Felipe, pardon Lucas Felipe, Miranda, Gökdeniz. Miranda sağ taraftan aldı. Ceza sahasına girdi. Çevir içeri çok güzel çıkardı oradan topu. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Gökdeniz Abdülkadir ikilisi yine çok can yakacak dedim. Dakika 2'den ilk gol attık. Bir kez daha izleyelim. Gökdeniz Miranda. Miranda da yavaş yavaş gelmeye başladı. Orada topu çok güzel bastı. Ters tarafa dönecekmiş gibi yaptı. Öbür tarafa döndü. Fasını verdi. Gökdeniz'den Abdülkadir'e. Abdülkadir'den de gol. 1-0 önde Türk gücü. Evet beyler. %71. Dile kolay. Hücum ağırlıklı yapıyorum o zaman. Şimdi biraz daha %65'lerdeyiz. %60'a kadar düştük. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin diyorum. Bir tık daha geniş alanda oynayacağım. Geniş alanda başarılı olabilecek oyuncularımız var. Başarabiliriz çocuklar diyorum. Önde olduğunuz zaman başarabiliriz çocuklar dediğin zaman bir fayda etmiyor. Bir bakayım dedim de. Performansınızdan memnunum böyle devam edin diyeceğim. Evet zor bir maç olduğu için fazla pozisyon olmadı açıkçası. Şimdi Simpson şöyle ters yapacağız. Çünkü pasör stoper oynatacağımıza dair söz vermiştik. Felix Batista sol tarafta. İbrahim gitti. 4.8 milyon euro civarı bir paraya gitti. Yani 4.8 eder mi? Bence etmez. Gayet sıradan ve vasat bir profili var. Oynadığı zaman biraz çabuk bir oyuncu gibi gözüküyor ama Ömer oynasın ya. Florian artık gözden çıkardık gibi bir şey oldu. Bir de artık oyuncu seçerken çok dikkatli olmak lazım. Florian e, örneğinde de gördüğünüz gibi, ondan sonra hadi satacağım dediğiniz zaman gönderememe ihtimaliniz olabiliyor. Lazaro, Serdar, uzun bir top, Batista. Tekrar sağ tarafa, Miranda da top. Miranda sağ taraftan aldı. Güzel pas Felix. Çevirirse tekrar Miranda. Kesti içeri. Lazaro harika bir gol. 2-0 önde Türk gücü. Gel bakalım Florian. Bir kez daha izliyoruz. Miranda sağ taraftan aldı. Felix'e çok güzel bir pas. Tekrar Miranda. Ceza sahasına girmeden kesti. Lazaro'dan harika bir kafa. Skor 2-0. Beyler. Dünya devleriyle karşılaştık. Her birinden alnımızın akıyla çıktık. Ahmet! Az farkla dışarıda. Bu sezon için oldukça umutluyum. Sezonu bir kupa maçıyla başlayacağız bakalım. Evet maç sona erdi. Çocukları tebrik edelim. Kollarımızı kaldıralım. Performans mükemmeldi. Şimdi gelelim sağ bek meselesine. Standart bek. Leonardo. 12. Çok ya. 4 5 5 milyon euro falan bir bıraksan hayatta bırakmaz ki. Bu Brezilyalı oyuncuları serbest kalmasız almak imkansız. Aslında hem kanat hem bek oynayabilmesi çok güzel bir şey. Gözlemci gönderelim bakalım. Ama bizim ee, Göçebe kaleci neymiş ya? <laughs> Baya kaleyi bırakıp gidiyor yani maçın ortasında. Öyle bir şey mi? Öyle bir şeyse olumlu değil. İlk defa duydum. Göçebe kaleci. Neyse. Şimdi. Evet beyler. Kimi alacağız? Carvayal'ı bence alalım ya. Hem tecrübeli oyuncuları istiyoruz da. Gayet iyi. Dripling biraz zayıf. Onun dışında Markaj orta top kap her şey var. Ezinçel tabii ki 33 yaşındaki bir oyuncu bombastik olmasını bekleyemezsiniz ama bence takıma çok önemli bir akıl katacağını zannediyorum. Biraz maaşı yüksek ama kısa bir sözleşme olacağı için sıkıntı değil. Ne kadar? Bon servis 1.8. Tamam. Sağ tarafa Carvelli alalım. 3.4 diyor. Biz onu 3'e çekeriz. 2 yıl. Sağ dışı personel olarak çalışma teklifi gelirse serbest kalma. Kalsın. İnşallah sezonun ortasında çekip gitmez. Bence biz bunu kaldıralım ya. O 4. Dört, 4'lere falan çıktı. Tam istediğin zaman git aslanım. Sıkıntı yapma. Ver üçü. Bak 3.4'e düştü şu an. Tamam 3 milyon euroya sar artık kendini. 3.1 diyelim hadi. Tamam 3.1'e Dani Carvel 2 seneliğine hayırlı uğurlu olsun. Bence 2 sene değil sezon sonu şey yapacak. Bırakır muhtemelen Messi de olduğu gibi. Ve sıra geldi sezonun en önemli maçlarından bir tanesine. İlk kupamızı alabiliriz. Haydi bakalım. Türk gücü için tarihi bir gün. İlk defa bir Türk takımı Alman Süper Kupası'nın sahibi olabilir. Heyecanlıyız. Çok iyi bir kadro kurduk. Ciddi paralar harcadık. Vallahi kasada para da kalmadı. Onu da söyleyeyim. 26 milyon euromuz var. Sürekli eksiğe gittiğimizi söylemeye gerek yok herhalde. 33 milyon euro transfer borcu. 6 milyon euro net borç. Yani Ocak ayında çok fazla bir şey beklemeyin. Hatta Felix'i satabilirsek Bence satmak mantıklı da olabilir de. Tabii bio milyon euro Şampiyonlar Ligi geliri olacak. Bir bakalım ne kadar ihtiyacımız olacak. 4-2-3-1 oynamadığımız zaman Abdülkadir sağ tarafa yedek olabiliyor. Lazaro da sol tarafa yedek olabiliyor. Dolayısıyla Felix'i iyi bir iyi bir paraya satmak mantıklı gelebilir. Ama ilk önce bir tabii yoğun da bir tempo da var beyler. Hani bir şekilde bu sezon biraz eksiye düşerek Halledebiliriz ama sezon sonu gelecek parayla illaki iyi bir yerde bitiririz. Dolayısıyla oyuncu satmak çok mantıklı da olmayabilir. Hatta kendimizi sabote etmek de olabilir. Çünkü çok yoğun bir tempo var Bundesliga'dan. Evet, yumruğumuzu sıkıyoruz. Haydi beyler, intikam zamanı geldi. Hiç öyle temkinli bir oyun yok. Pozitif bir oyun, çok da coşmayacağız ama geride çekilmeyeceğiz. Kendi oyunumuz var. Biraz daha geniş. Hadi yine biraz geniş olsun. Ayakla uzun toplar. Gökdenizle gideceğiz. Gökdeniz çok hızlı bir oyuncu. Offside taktiğini de bozmuyorum. Sert oynayacağız mı? Sert oynayacağız. Şu alanı kontrol et. Bir tık daha geriye çekeceğim. Şu alanı kontrol etmeye çalışacağız. Offside taktiği meselesi bize faaliyet mali olabilir. Leroy. Duran topu kullandı. içeri doğru kesti. Bazonu için kolay bir top. Leroy'u tutalım. Leroy'u tutalım. Musiala'yı tutalım. Kalıma da bir pres yapalım. Bazonu. Uzun oynadı. İsabet etti, şimdi Gökdeniz'de kaldı. En sevdiği pozisyonlar. Açık alanı buldu. gökteniz yardırdı. Fena da vurmadı ama top dışarı çıktı. Evet. %77 ile başlamıştık ama şu an %45'lerdeyiz. Hemen hemen başa baş. Çok da kötü değil yani. Kale vuruşu kullanıldı. Kısa fasla başladı Bayern Münih. Oyun kurabilecekler mi? Şimdi Leroy'da top. Leroy, Leon, Musiela hatalı bir top mu? O tabii ki hakem. Uzaktan bir şut ama çok zayıf. Taç kullanan Nilton. Abdülkadir ellerini kaldırdı burada imdercesine. Ho mavi ayakkabı. Saray ayakkabı gitti mavi ayakkabı geldi. Yusuf Baresi. Kaptırma Yusuf nefis sıyrıldı kes oradan. Hadi be. Fino ile şimdi kontrol imkanı Bayer Münih'te. Fino sol tarafta neyi gitti boşluğu da buldu. Kademe geldi orada şutunu çekti dışarıdan. Evet sert oynayın dedik. Şey sarı geldi. Biz bunu yine ayakta savunma dönelim. Çünkü oyun biraz daha kontralar üzerinden gidiyor. Müdahalelerde sertliği azalt diyorum. 10 kişi kalmamak için. İlk yarım saati geride bıraktık. Başarabiliriz çocuklar neden olmasın? Alaba taç atışını kullandı. Gökdeniz aldı. Şimdi tekrar Bayern Münih'te merkezden ilerliyorlar. Liro'ya bıraktı. Hudson. Sağ tarafta Kimi. Oyunu güzel açtılar. Şimdi Leon'da. Faslaşmalar devam ediyor. Haydi Abdülkadir. Al onu. Hudson. Musiela. Fino. Az farkla dışarıdan. Fino'ya bir markaj yapacağız ya. Birebir tutmayacağım ama markaj diyeceğim. Çünkü birebir verdiğin zaman kademe bozuluyor. Bu sefer sağ tarafta boşluklar çıkacak. Haydi beyler, performansınızdan memnunum. Biraz morale ihtiyacımız var. Biraz da çizgiyi öne atacağım ya. Yani. Kimi sağ taraftan aldı topu, kesti içeri doğru. Eray kafayla uzaklaştı. Abdülkadir yetişir mi? Yetişti. Haydi Abdülkadir. Ver sol tarafa. Nefis pas. Luisinho en sevdiği toplar. Luisinho gitti. Orada rakibin müdahalesi. Şutu engelledi. Dakika 60. 4-4-2'ye dönüyorum. Luisinho Ahmet. Varesi çık. Felix de gelebilir. Felix'in asıl mevkisi sağ taraf. Gökdeniz de biraz oynasın. Gökdeniz'i de çıkartacağım. Çizgi yemeden ortalarımız standart kanatlardan. Offside taktiği var. Ayakta savun diyelim. Oraya bir daha Ahmet'in ee, baskısı gelirse bence hataya zorlayabiliriz Bayern Münih'i. Taş kullanan Miranda gökdeniz aldı sağ taraftan. Miranda Veratti. Yapma. Yapmayın şunu ya. Koman sol taraftan aldı. Açı dar. Bazun iyi kurtardı ama top zaten dışarı çıkacak gibiydi. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin diyorum. Köşe vuruşu kullanıldı. Alex kafayla uzaklaştırdı. Koş ona. Batista. Haydi Batista. Kademeye geldi. Kimi. Hatalı pas Alex yap ya önünde ya Allah aşkına yani önünde artık. Daha neyin ne oraya atıyorsun? Çok fazla sarımız var. Dakika 77 belki de sarı görmeyen tek oyuncuyu yapacağız. Aslında şu sarılardan bir tanesini azaltsak iyi olacaktı da. Müdahalelerde sertli yazar 5 yıldız dedi ya. İddialıymış. Evet son dakikalar. Veratti yorgun. Aslında Veratti'yi çıkarmamız lazımdı yaşından dolayı ama. Felix indirdi. Luizinho maç bitecek gibi. Arapas nefes. Felix bitir. Felix bitir. Lan oğlum bitir artık. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Kafayı yemelik pozisyon. Batista. Şöyle bir baktı. İçeri doğru kesti. Var mı vuran? Stiller uzaklaştırdı. Eray tekrar Batista bir daha kesti. Orada Felix yok ne yazık ki. Maç uzatmaya kalırsa Veratti bizim için önemli bir dezavantaja dönüşecek. Artı bir değişiklik hakkı verecek mi bilmiyoruz. Veratti. Veratti bitik zaten. Orada gidip top fasondan atarsan. Kaleye gördüğünde şu çek diyor muyuz? Diyoruz. Fena Aa, doğrudan penaltı. Eee doğrudan penaltı da penaltıcı var mı takımda? Mantıklı. Veretti var. Sonrası Allah Kerim. Gel aslanım. Ah Messi neredesin? Penaltı için bari kalsaydın Messi. E ee, Burada sıradan atacağız artık. Niye ekleyemiyorum? Batista, Ahmet, Luizinho. Aslında forvetler eklemek biraz daha mantıklı ya. Nilton, Eray. Felix de fena vurmaz bence. Sanki Felipe'den bir sıkıntı çıkacak gibi ama olumlu düşünüyor. Biraz heyecanlı veratti. Batista biraz heyecanlı. O zaman Batista'yı biraz daha sonlara mı atsak? Batista seni çıkardım şuradan. Ahmet atsın. Ahmet'ten sonrayı koyalım. Çünkü bu sefer çok da düşmesin. 11'den 9'a düşüyor. Haydi bakalım. Ne diyelim? Eller belde desek. Sert bir biçimde yönelttiğim mi? Yani. Zihninizi boşaltın ve bu noktadan sonra kafanızı hiçbir şeye takmayın diyelim. Rahatlamaya çalışın diyelim. Penaltı noktasına gel gelir giderken kafanızda bir köşe belirleyin. Ve bunu değiştirmeyin. Allah'ım. Allah'ım Veratti ile başlıyor. Haydi Veratti. Türk gücü tarihinin bir parçası ol. Veratti sağ tarafa çok iyi bıraktı. Biraz da tehlikeli bir bitiriş oldu. Direğin içine çarptı. Alaba topun başına geçiyor. Alaba. Bence dışarıda. 90'a yazdı. Evet Bavyera derbisinde kıran kırana bir mücadele. Lukas Felipe takımın yeni oyuncusu bu yükü kaldırabilecek mi? Lukas? attı. Kimi? Topun başına geçti. Haydi Kimi bir hata bekliyoruz senden sol köşeyi bıraktı. Ahmet Kutucu. Takımın en deneyimli isimlerinden bir tanesi. Uzun yıllarda Türk gücünün bir parçası Ahmet. Sağ köşeyi çok iyi bıraktı Ahmet. Bravo. Leon. Evet. Bayern Münih orta sahasının bel kemiği. Topun başına geçti. Leon sağ köşeyi iyi bıraktı. Batista. Biraz heyecanlıydı. Onu biraz daha sonlara bıraktık. Batista topun başına geçti. Sol köşe ters köşeye bıraktı. Bence kaçırdı. Bence kaçırdı beyler. Bence kaçırdı. Bence kaçırmadı. Ah be. Luizinho. Haydi aslanım. Aman diyeyim Luizinho. Bitiricilik 17. Luizinho bitir gidelim. Luizinho bitirdi işte bu kadar. 5'te 5'imizi yaptık. Şimdi Bayern Münih düşünsün. Kim geliyor? Kaçırdı. Kesin kaçırdı. %99.9 Salavat zinciri için herkesi davet ediyorum. İşte bu be, vazunu kral oldu. Yavrum benim, dedim size %99.9 kaçırdı diye. Türk gücü tarihi için inanılmaz bir an. Hemen böyle bir el sıkıştık federasyon başkanıyla. Kupanın başındayız. İlk kupamızı alacağız. Kıran kırana bir mücadelede kupayı sonuna kadar hak ettik ve kupayı kaldırıyoruz. Sezona çok iyi başladık. Prestij açısından çok önemliydi. Prestij açısından çok önemliydi. Farandes'in attı bazonu sonuna kadar hak etti. 45'i hak etmiyor diyenlerin fikri acaba şu an değişti mi? Çok merak ediyorum. Ama Vazonu'yu bence bir sene daha kiraladığımız iyi oldu. Çok iyi bir performans sergilediniz. Çünkü Vazonu'yu alsaydık bu sefer e, diğer oyunculara para kalmayacaktı. Gökdeniz'i büyük ihtimal alamayacaktık. Evet beyler, Türk gücü Süper Kupa şampiyonu oldu. Biraz şans eseri de olsa kupa finalisti olduk. Ama affetmedik. Ve geriye de çekilmedik. Dikkat Dikkatinizi çekerim. Başa baş bir mücadele oldu orada. Türk gücünün kasa, kasasına 1.2 milyon euro gelecek. Asistanı gönderiyoruz. İşte öbür tema paketleri olsa şurada şeyi görecektik. Kupayı görecektik ama. Neyse bu sene artık fena değil. Oyunun kendi şeyi. Şöyle genel bakış, önemli notlar, rekorlar. Şeyler nerede ya? Kupalar. Neyse. Ben tabii uzun zamandır FluStick'in kullandığım için şu an göremiyorum. Hiç bakmadım. Ha, şurada geçmiş. Bir Alman Süper Kupası. Beyler, Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel başladık. Ee, bir dahaki maç kupa maçıyla yolumuza başlıyoruz sezonu. Oynar mıyız oynamaz mıyız? Aslında oynamasak olabilir. Ama şöyle takımı bir görmek adına mantıklı da olabilir. Bakacağız. Evet Bundesliga'ya yeni gelen bir takım var. İnşallah rahat bir başlangıç olur. Freiburg gökteniz gittiğinden beri eski gücünde değil. Ve Bayern Münih'le yeniden karşılaşacağız. Haydi bakalım. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.